Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2025 mobil'e yeni bir gameplay ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Bugün 75 liraya aldığımız David Villa'yı ve Player of the Week'ten ücretsiz toptan bedava bulduğumuz 102 Harry Kane'in deneme maçına çıkacağız arkadaşlar. Harry Kane'i gerçekten çok güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Performansını merak ediyorum. İleri diyelim. Rakip de geldi bu arada. Sizler de arkadaşlar David Villa'yı, Harry Kane'i aldınız mı, buldunuz mu? Bulduysanız performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoya da güzel bir beğeni yaparsanız sevinirim. Evet, kadromuz yine klasik 4-4-2 arkadaşlar. Şaşmıyor biliyorsunuz. Diğer dizilişlerde çok fazla oyun akmadığı için daha çok bu dizilişi ben tercih ediyorum. Bu dizilişte oyunun rahat bir şekilde aktığını düşünüyorum. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Gayet güzel. Şık, güzel bir kadro. Baresi, Beckenbauer ikilisi var defans hattında. Haydi bakalım maçımıza gidelim. İnşallah bol gollü, bol pozisyonlu, güzel bir maç olur. Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Yani David Villa, Frank Ribery, David Beckham, yine Didier Drogba. Hepsi bu oyuncuların hepsi arkadaşlar. Yani prime dönemleri değil de artık yaşlanmış, bitmiş. Kariyerlerinin artık son günlerini yaşayan kartlarını yaşlarda getirmişler. Tabi de bu da oyuncunun özelliklerini ister istemez düşürüyor. Tabii ki biraz daha üst düzey olabilirdi. Bir de Fernando Torres var arkadaşlar. O Japonlara özel gelmiş. Bir arkadaşımız o şekilde söylüyordu. Ben girip bakmadım ama Japon hesaplara gelmiş diye duymuştum. Haydi bakalım. Fenerbahçeli kardeşimize de başarılar. David Villa'nın vuruşuyla başlamış olduk. İlk atak geliyor. Costa Curta. Ulan şu Costa Curta kadar arkadaşlar. Bedava kart olup da bu kadar performans sergileyen, üst düzey olan başka bir oyuncu daha da tanımıyorum ya. Ah be Gerard. Ayağından çıkartamadın. Costa Curta yine girdi araya tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Kane kaçıyor mu? Kane. Harry Kane. Harry Kane. İlk pozisyon Harry Kane, direkten döndü. Beckham kes oğlum. Harry Kane. Vurdu, gol oldu. Harry Kane. 1-0 öne geçtik. İlk pozisyonu gol olsaydı tabii ki çok daha güzel olabilirdi ama daha güzel bir atak olurdu. Kafayla da vurmuş oldu 102 Harry Kane. İlk defa yani yapılan bir oyuncuyu bu kadar beğendim. Yani özellik bakımından şimdi performansını da değerlendirmiş olacağız. Adamın hızını mızını falan çok iyi yapmışlar. Harry Kane orta sahaya kadar geldi. Topu almaya çalıştık. David Villa. Kane. Top çıkartamadık. Şimdi çıkartabilecek miyiz? Bir daha. Harry Kane kaçıyor. Ya donma. Tam zaman. Ya ulan. Tam yerinde dondu ya. Vay arkadaş. Esta. Geçer. Patrick Vieira. Yaptık verkacımızı. Gareth Bale. Harry Kane'e doğru. Çekip önüme alacaktım. Vuracaktım ama izin vermedi. Baresi. Çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Orta sahada. 4-3-1-2'de çok kullandığım oyunculardan bir tanesi. Stoichkov. Ortayı kesti. Nesta çıkarttı. Patrick Vieira indirirsin o topu. Harry Kane. Şimdi oyunumuzu açtık. Şöyle bir rahatlattık. Berkacımızı yaptık. Oturacak mı? Oturdu. David Beckham. Villa'nın önü boş. David Villa. David Villa. David Villa. Affetmedi. Köşeyi buldu. David Villa. 2-0 öne geçtik. Güzel, hızlı başladık. Ataklarla başladık. Oyun da akıyor. Ara ara böyle bir donma yapıyor ama. Yaptık mı verkacımızı? Yaptık. Çok güzel. Gareth Bale. İçeride David Villa var. Harry Kane yakın. Döndüm. Harry Kane'i görebilecek miyim? Gördüm. Harry Kane dönebilecek miyim? Döndüm. Şutumu da çektim Harry Kane. Çok güzel. İstediklerimizi yaptığımız zaman patır patır goller gelmeye başladı. Harry Kane kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. David Villa, aman atak vermiyoruz. Fırsat vermiyoruz. Nefes aldırmıyoruz rakip takıma. Tabii ki burada rakibe üstünlük kurmak değil amaç arkadaşlar. Her zaman söylerim ben. Gameplay'de özellikle söylerim. Yani kanıtlama maçı değil bu. Oyuncuların performansını değerlendiriyoruz. Yani oyun, o yüzden kimse sakın yanlış anlamasın. Benim kimseye zaten bir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok.
David Beckham alabilir mi? Costa Curta bıraktı ilk defa. Orta gelir mi? Geldi. Harry Kane vurabilir mi? Vurdurmadılar bu sefer. Bu sefer vurdurmadılar. David Beckham, Costa Curta yine başımın belası ya. Ya kanat oyunu oynadığım için Costa Curta ile ben çok karşılaşıyorum arkadaşlar. O yüzden yani nefret ettim desem yeri hani söyleyebilirim. Yani ücretsiz olup da diyorum ya arkadaşlar, bu kadar üst düzey bir performans sergileyen başka bir oyuncu da herhalde yoktur oyunda diye düşünüyorum. Costa Curta. Evet. Rakip takıma pozisyon vermemişiz. Bu iyi bir şey mi? Bilmiyorum. Bakalım. İkinci yarı göreceğiz arkadaşlar. İkinci yarı oyun momentumu yapıştırabilir. Yani Mustafa bir dur bakalım. Hayırdır lan diyebilir yani. Bekliyorum. Lan oğlum uzaklaştır. Ay şom ağzına ya Mustafa ya. Ay şom ağzına ya. Abi ağzımı açalı 10 saniye geçmedi ya. Oğlum ne oluyor? 10 saniye geçmedi ya. Uzaklaştıramadık topu. Yaptık mı verkacımızı ama oturmadı. Lan dokunma topa. Lan dokunma oğlum, aptal mısın ya? Koşturmuyorum ya. Korner oldu. Bir de gol yiyormuşuz saçma sapan bu toptan. Neyse, uzaklaştırabilecek miyiz? Uzaklaştır. Hayır. Hayır, uzaklaştır, uzaklaştır. Ya oğlum bu şaka mı ya? Abi ya inanılmaz ya, adamın rastgele vurduğu toptan çıkan pozisyona bakar mısın ya? Abi ya yapma bu kadar da ya. Ya bu kadar da yapma ya. Saçmalan. Allah'ım Allah'ım ya. Böyle bu kadar da olmaz ya. Harbiden bu kadar da olmaz ya. Adam şöyle bak, bir de uzaklaştır bak. Biraz önceki pozisyonun aynısı. Rastgele vuruyor. Gidiyor. Bu topu yanlışlıkla benim oyuncuma çarpıyor. Benimle alakası olmadığı bir halde. David Villa. David Villa. Kaleci dokunmadı bile. Uzanmadı. Hatta bence kaleye gittiğini bile anlamadı. David Villa. Kaleci hiç farkına bile varmadı o şutun bence. Ama yediğimiz gol. Abi şu ağzımı açtım. Ya bir dakika geçmeden iki gol yedim ya. Hem de iki tane saçma sapan bir gol ya. Allah Allah. Allah Allah. Enteresan. Komedi ya. Bu oyun gerçekten komedi ya. Bazen diyorum ki ya ulan. Çok güzel be. David Villa. Ah be. Offside. Offside. Güzel ataktı be. Gol olurdu David Villa'yla. Dış plase bulamadım arkadaşlar. David Villa'ya dış plase bulmaya çalıştım. Ama kafa özelliği, akrobatik bitiriş gibi özellikler ekledim David Villa'ya. Yaptım verkacı. Oturdu mu? Oturdu. David Villa. Gareth Bale. Ya of. O nasıl bir kontrol? O nasıl bir orta? Gareth Bale senin gibi oyuncuya yakıştı mı? Yaklaşması lazım. Çok güzel. Harry Kane. Gör. Ya of. Maradona nereden çıktın sen oradan? Hayır hayır hayır, aman Nesta Nesta Nesta. Bunu seveyim. Yaptık verkacımızı. Çok güzel. Gareth Bale. İçeride David Villa var. Ortayı kestik. Ah be. Vur. Lan oğlum David Villa niye çok öne koştu ya? Sahte koşucu çünkü. Sahte koşucu muydu ya? Pardon, sahte koşu. Neydi? Oyun tarzı geriye gelen forvet miydi? Sahte koşucu nereden aklımda kaldı onu anlayamadım. Harry Kane yetişebilir misin? Kaleci çıktı. Karambol. Hata gelir. Korner. Korner. Ön direkte Nesta'yı ayarlamıştık ön direğe. 6 pasa güzel bir orta golü getirir arkadaşlar. Çok güzel orta. Nesta yapıştırır ona. Ah be Nesta ya. Ah be Nesta. Güzel güzel. Güzel, fena değil. 6 gol var maçta. 4'ü bizden. 2 Harry Kane. 2 David Villa. Toplamda yaptık verkacı. Çok güzel. Ama oğlum ya. Ya şu kontrol etmeleri. Lan o nasıl bir şut ya? David Villa. Allah aşkına ya. O nasıl bir şut ya? Hayır bak, Beckham
Kontrol ediyor, öyle atıyor ya. Şimdi diyeceksiniz ki tek pas var mı? Var. Abi Beckham ya. Beckham abicim bu. Beckham ya. Pas dedim mi aklına kaç tane oyuncu geliyor ki yani? Çok güzel be. Çok güzel, kaçıramadık be. Oğlum Mustafa Baresi'den de geçmez yani o top. Kusura bakma yani. Tehlikeli sularda oynama Mustafa. Harry Kane kaçıyor musun? Harry Kane. Abi çok çok müdahale ediyor. Oyuncular da tırtladı bu arada. Oyuncular bu arada jortladı arkadaşlar. Dakikada bitiyor zaten. Değiştirmeyeceğim. Ama oyuncular jortladı. Usta kurta. Oyun da hatta bayağı jortladı. Harry Kane vurdu. Kaleci çıkarttı. Harry Kane hat-trick'e gidiyordu. Olmadı be. Hat-trick olsaydı güzel olurdu be. Hat-trick olsaydı güzel olurdu. Bir hatamız daha var mı? Var mı? Yok. Harry Kane 2. David Villa 2 gol. Bu arada David Villa maçı tamamlayamadı. Yani enerjisi bitti arkadaşlar. 106 pas yapmışız. 8 şut. 4'ü kaleyi bulmuş. 4'ü de gol olmuş. Kaleyi bulan şutlar zaten gol olmuş. Bir tane kurtarışı varmış. Oyuncu derecelerine bakalım. David Villa ile Harry Kane 7'şer buçuk puan almış. Kanat oyuncularımda. Abi Costa Curta işte abi. Diyorum ya. Ya bu kadar arkadaşlar, oyunun içerisinde hediye verilen oyuncular arasında böyle bir performans sergileyen oyuncu yok. Kanat oyuncularım ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraya almış. Kalecim altı. Yani kurtarış yok ama beşinci sırada yer almış. Evet. Yani Harry Kane'i dediğim gibi arkadaşlar ilk defa Konami'nin yaptığı bir oyuncuyu gerçekten beğendim. Yani böyle oyuncular getirdiği zaman arkadaşlar ya mutlaka biraz şişirmesi lazım ya. Kardeşim şişir yani ya. Oyun bu ya. Oyun olabilir. Harry Kane'in hızını 68 yapıyorsun ya. Bu oyuncuyu nasıl oynatalım biz? Bak şimdi 77 yapmışsın. Hızlanmasını 79 yapmışsın. Top sürmesini bilmem 80 yapmışsın. Top kontrolünü 82-83 yapmışsın. Oynatabiliyoruz yani en azından Harry Kane'i. Yani böyle yapacaksın oyuncuları ya. Hani abartma. Yani çok böyle abartmadan yapabilirsin ama başıma gelen olay arkadaşlar. Yani 3-0'dan sonra dedim ya oyun bir jortlayacak büyük ihtimalle. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Ağzımı açtım 10 saniye sonra zaten. Birincisini topu kaptırmadan, ikincisi hele ikinci yediğim gol var ya. Böyle bir şey yok. Komedi ya. Vallahi bak komedi ya. Adam uzaklaştır yani rastgele ileriye vurduğu top gidiyor, ben koşturmuyorum. Oyuncu kendi koşuyor. Oyuncu alıyor, kornere gidiyor. Korneri kullanıyor, gol oluyor. Ya abicim böyle saçmalık olmaz ya. Neyse, güzel eğlenceli bir maç oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sizler de David Villa ile Harry Kane'in performansı ile alakalı yorumlarda ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.